أستغفر الله العظيم الكريم الرحيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين. بحرمة سيد المرسلين. قال الله تعالى في كتابه الكريم استعيذ بالله فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. محترم müminler, kıymetli Müslümanlar, Allah-u Teala içinde bulunduğumuz Cuma gününü, Cuma saatini hepimiz hakkında, alemi İslam hakkında hayırlara, huzurlara vesile eylesin. Şimdi ne konuşalım, ne anlatalım, ne söyleyelim? Cemaat-i Müslimine karşı hangi mesajı, manayı, mevzuyu, konuyu aktaralım diye her hatip veya her vaiz mutlaka düşünüyor. Ne söyleyelim? Hangi konuyu ve konuşmayı arz edelim? Bu düşünmeyen hoca yok. Ancak ister istemez zamanımızın içinde bulunduğumuz ülkenin, bölgenin, beldenin, hayatın şartlarını da nazarı dikkate almak zorunda kalıyorlar. Niye? Bulunduğumuz ortam, muhatap olduğumuz cemaat, her hocanın veya her hatibin veya her vaizin hitap ettiği bir cemaat var. O cemaatin yapısı, anlayışı, seviyesi, kabiliyeti, istidadı, konuşan vaizin ve hatibin tavrını ve tarzını belirleyen faktörlerdir. Bir hoca cemaati nazara almadan, hesaba katmadan konuşamaz. Konuşabilir mi? Niye konuşamaz? Çünkü cemaat burada olmasa hoca kürsüde olmaz. Öyle mi değil? Yani siz şimdi burada olmasanız ben burada olur muydum? Olma mümkün değil. Direklere konuşacak halimiz yok. Mermerlere karşı konuşacak halimiz de yok. Yani bizim halimizi, tavrımızı, tarzımızı, konuşma biçimimizi hemen hemen cemaate göre ayarlamayan hoca olmaz. Çünkü cemaatin seviyesi, cemaatin temeli, altyapısı çok önemlidir. Cemaatimizin İslam'la, Kur'an'la, hocayla, camiyle, cemaatle bağlantısını hesaba katmak zorundayız. Herhangi bir sıkıntıya düştüğümüz zaman, akıntıya kapıldığımız zaman veya bir cezaevine yollandığımız zaman bu cemaat acaba kaç adım atar, kaç santim gelir? Bunu hesaba katmadan konuşan hoca cahildir. Hata yapar, yanlış olur. Hizmeti götüremez, taşıyamaz. Evvela cemaatin
kürsüde konuşan hatibin hitabından, hitabetinden, konuşmasından, okuduğu ayetlerden, hadislerden sorumlu olduğuna inanması lazım. Cemaatin buna inanması lazım. Ben burada konuşmalarımdan, okuduğum ayetlerden, hadislerden, hükümlerden ne kadar sorumluysam, ne kadar sorumluysam, beni dinleyen cemaat-i müslimin de siz söyleyin, vallahi o kadar sorumludur. Ama hiç kimse sorumlusunu almıyor. Cemaatimiz çok perişan, çok perişan. Üzerine almıyor. Halbuki Allah katında konuşan hocanın okuduğu ayetler karşısında sorumluluğu neyse, o ayetleri, açıklamaları dinleyen cemaat de aynı oranda sorumludur. İşte camilerde bu dengeyi sağlayamadık. Hoca konuşuyor, bütün sorumluluk onun sırtında kalıyor, cemaat tıpış tıpış evine, köyüne, karısının yanına gidiyor. Paylaşmıyor. Aramıyor, sormuyor, incelemiyor, merak bile etmiyor. Bu dengeyi sağlayamadık. Kaldı ki fıkıh kitaplarında şöyle bir hüküm var, içtihat var. Daha çok eskiden olan bir olay, böyle iki tarafa 5 metre yüksekliğinde direk dikilirmiş, direk. O iki direğin arasına ince bir tel veya ip çekilirmiş, o 5 metre yüksekte incecik ipin üzerinde adamın birisi oyun yaparmış. Bu gibi işleri yapan adama ne deniyor? Siz söyleyin. Cambaz. Yüksek iki direğin arasında incecik bir ipin veya telin neyse üzerinde adam yerdeymiş gibi oyun oynuyor. Buna cambaz. Kitaplarda şöyle bir hüküm var. Böyle bir cambaz. O yüksekte incecik ipin üzerinde oynarken, cambazlık yaparken hasbel kader o ip kopsa veyahut dengesini kaybedip cambaz düşüp düştüğü yerde ölse, bir adam öldü. Ortada bir vukuat var, ortada bir cinayet var, adam öldü. Bu ölen cambazın vukuatından, bu cinayetten, bu ölümünden oradaki seyirciler, bak dikkat et, oradaki seyirciler Allah katında sorumlu olur mu olmaz mı? Sorumluluk meselesi var. El cevap, bütün mezhepler, Hanefi, Şafii, Hanbeli, Maliki, bütün müştehitler, o seyircilerin hepsi sorumlu olur, mesul olur. Niçin? Eğer o seyirciler orada olmasaydı, cambaz o ipin üzerinde, siz söyleyin. Bak gördün mü? Gördünüz mü? Hani ne mi lazım diyorsun, beni ne alakadar eder diyorsun? Eğer şu camide cemaat olarak siz şurada bulunmasaydınız, ben burada ne işim var? O halde ben ne kadar sorumluysam, siz de Allah şahit o kadar sorumlusunuz. Ama bizim cemaatimiz sorumluluk almıyor. Camiden çıktıktan sonra ne sen beni gördün, ne de ben seni gördüm diyor. Eyvallah, çekip diyor. İşte Allah bir türlü önümüzü açmıyor. Paylaşmıyoruz, bütünleşemiyoruz, sorumluluğumuzu, sıkıntımızı paylaşmıyoruz. Cemaat, hacı efendiler, sakallılar, takkeliler, paylaşmıyor, kusura bakmayın, paylaşmıyoruz. Yoksa burada konuşacağımız o kadar meseleler var ki, o kadar meseleler var ki, o kadar çok şeyler aklımıza, zihnimize geliyor ki, hadi söyle bakalım, camiden çıktıktan sonra kimseyi bulamıyorsun. Ne söyleyeceğim ya? İşte bugün de şöyle bir konuyu, bir hadis-i şerifi seçtim.
Şimdi yolda gidiyoruz veya bir yere oturuyoruz, bir dükkana, esnafa, çarşı, pazar neyse uğraşıp uğruyoruz. Başımıza toplanıyorlar meraklı, meraklı Müslümanlar. İlk sordukları soru şu: hocam memleket ne olacak? Halimiz ne olacak? Bu soru soruluyor mu, sorulmuyor? Ne diyorsun, soruluyor mu? Adım başı bana soruyorlar. Hocam diyorlar, işler karıştı, siyaset karıştı, ticaret karıştı. Her şey allak bullak oldu. Ne küçük küçüklüğünü biliyor, ne büyük büyüklüğünü biliyor. Rezalet aldı başını gidiyor. Efendim, cinsi sapıklar aldı başını. Vallahi bana çok soruyorlar. Şimdi, bu soruyu bana değil de, hocam halimiz ne olacak, hocam memleket ne olacak, hocam Türkiye ne olacak? Bu soruyu bize değil de, bize sormasalar da, Allah lütfetse, ikram etse, Hazreti Muhammed Mustafa geri gelse, Allahümme salli ala Muhammed. Olur ya, geri gelse ve bizim cemaatimizle karşılaşsa, ya Resulallah, memleketin hali ne olacak diye sorsanız, Peygamber'e sorsanız. Bakın, hadis-i şerif aynen bunu izah ediyor. Okuyayım, ezana kadar açıklayayım ve günümüzü, saatimizi değerlendirmiş olalım bu hadis-i şerife göre. Çok sıhhatli bir hadis. Ya Resulallah, memleket ne olacak? Her şey alt üst oldu, karma karışık oldu. Hakikaten kadın erkek karıştı ya. Yanlış nedir, doğru nedir karıştı. Yalan yegane sermaye oldu. Düşünün, Türkiye'de siyasetin bütün sermayesi, siz söyleyin. Vallahi yalan oldu, bak yeminle söylüyorum. Yalan söylemeyen siyaset adamı olamıyor. Yalan söylemeyen büyük tüccar olamıyor, sanayici olamıyor, aldatmadan, çatlatmadan para kazanamıyor. Hak yemeden, hukuk yemeden kimse zengin olamıyor, kuvvetli olamıyor. Memlekette kim kuvvetliyse, haklı olan siz söyleyin. Kim kuvvetliyse haklı o. Hak kuvvetliden yana. Zayıflar eziliyor, kuvvetliler kazanıyor. Her şey karıştı. Ne olacak halimiz ya Resulallah? Bunu sorsaydınız. Hocaya değil, Allah'ın Habibine, Resulüne, Muhammed Mustafa'ya sorsaydınız, vallahi şu cevabı alacaktınız. Şimdi okuyorum. Kâle Resulullah sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. Allah'ın Resulü buyurdu. فَاِذَا الْتَبَسَتْ عَلَيْكُمُ الْاِمُورُ تَقْطَعِ اللَّيْلِ الْمُزْلِمِ. Aman ya Rabbi. İza, Arapça. Ne zaman demek? İza, vattaki, ne zaman ki, iltebeset aleykümül umur, işleriniz karıştı. Ey ümmeti Muhammed diyor Efendimiz, ne zaman bulunduğunuz ülkede, bölgede, beldede, yaşadığınız yerde, ne zaman işleriniz karışırsa, hak batıla karıştı, batıl hakka karıştı, ölçü kayboldu, tas kayboldu. Haklı haksız ayırmak kayboldu, kadın erkek karıştı, baba evlat karıştı, işçi patron karıştı, hakim mahkum karıştı. Ne zaman işleriniz karışırsa, karışık. Şimdi karışıklığın şiddetini anlatmak için Allah'ın Resulü devam ediyor. كَقِطَعِنْ لَيْلِ الْمُزْلِمِ. Arapça el-leylü, leyl ne demek ki kardeşim söylesin, leyl. Gece, gece. Leyl, gece. Muzlim, kapkaranlık demek. Muzlim, çok karanlık. Zikiri karanlık. Gece. كَقِطَعِنْ لَيْلِ الْمُزْلِمِ. Gecenin en karanlık anı, göz
gözü görmüyor, hiçbir şey seçilmiyor, kapkaranlık. Gece karanlıkları gibi işiniz karıştığı zaman, haliniz bozulduğu zaman, yolunuzu şaşırdığınız zaman, ulan şu neredeydi, bu neredeydi, Allah Allah, memleketin en yaramazları en başa geçiyor, en temizleri yerin dibine batıyor. Böyle bir karışıklığa uğradığınız zaman, hak ile batıl, doğru ile yanlış karıştığı zaman, aynen şu anda içinde bulunduğumuz sosyal hadise, içinde bulunduğumuz zaman, böyle bir duruma düştüğünüz zaman diyor Allah'ın Resulü, Habibi, Ahmedu, Mahmudu, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, ne olacak ya Resulallah? Gecenin karanlıkları gibi etraf karardı, hak batıl ortadan kalktı, karma karışık oldu. Yolumuzu şaşırdık, yönümüzü şaşırdık. Kime inanacağız ya Rabbi? Siyasetçi yalan söylüyor, ticaret adamı aldatıyor, falan şöyle oldu. Yolumuz, yönümüz kayboldu, ne olacak halimiz ya Resulallah deseniz, bak cevap diyor ki, devam ediyorum. فَعَلَيْكُمْ بِالْقُرْآنِ فَعَلَيْكُمْ بِالْقُرْآنِ Size halimiz ne olacak? Yolumuzu kaybettik, yönümüzü kaybettik, pusulayı kaybettik. Hak batıl karıştı, ne olacak ya Resulallah deseydiniz, فَعَلَيْكُمْ بِالْقُرْآنِ Kur'an'dan başka size tavsiye edecek bir şey bulamıyorum diyecektim. Görüyor musunuz Müslüman? فَعَلَيْكُمْ بِالْقُرْآنِ Üzerinize Kur'an'dan daha mükemmel, daha bir rehber, daha bir kitap, daha bir kılavuz, daha bir kurtarıcı bilmiyorum diyecek Peygamber. Falana gidin, falan tarikata, falan efendiye, yok. Aleyküm bil Kur'an, Kur'an'dan başka size hiçbir şey tavsiye etmiyorum. Görüyor musunuz kardeşler? İzel tesebet, izel tebeset aleykümül umuru. Çatıkan leylül muslim, gece karanlıkları gibi işleriniz karıştı, pusulayı kaybettiniz, şaşırdınız, hayretler içinde kaldınız, yalan dolan dümen aldı başını gidiyor, ne olacak halimiz ya Resulallah dediğiniz takdirde, فَعَلَيْكُمْ بِالْقُرْآنِ Size Kur'an'dan başka bir kitap, kaynak tavsiye edemiyorum diyor. Peygamber. Efendiler ve devam ediyor. فَاِنَّهُ Çünkü Kur'an şüphesiz ki, muhakkak ki Kur'an şafi'un müşeffa'un şefaat edici ve şefaati %100 kabul edilen kitabıdır. Yani Allah ile kul arasında %100 şefaati kabul edilecek bir şey varsa o da siz söyleyin nedir? Kur'an'dır. Ondan başka ne olabilir? فَاِنَّهُ شَافِعٌ مُشَفَّعٌ Şefaatı mutlak olan kitap. Doğru Allah'a götürür adam. Şefaat. وَشَاهِدٌ مُصَدَّقٌ Öyle bir şahittir ki مُصَدَّقٌ Allah onun şahitliğini tereddütsüz kabul eder. Bir Müslümanla Allah arasında bir meseleye Kur'an-ı Kerim şahit olursa o şahitlik nedir siz söyleyin, mutlak doğrudur. Başka şahit yalan söyleyebilir, şahit yanılabilir, şahit şaşırabilir, şahit aptallaşabilir, şahit satın alınabilir, şahit sapıtabilir. Ama Allah'ın kitabı şahit oldu mu, şahitliği mutlak doğrudur. Bak şu hadise bak, ne güzel hadis. Hemen Kur'an'ı önüne alırsa, Kur'an'ı lokomotif yaparsa, Kur'an'ı motor yaparsa, Kur'an'ı öne alırsa, ne olur? Kâdehû iler cennet. O Kur'an, o adamı doğrudan cennete götürür. Subhanallah. وَمَنْ جَعَلَهُ خَلْفَهُ Kim de Kur'an'ı arkaya atarsa. Ne demek? Kur'an'ı
nazar itibara almıyor. Hele şu Kur'an ne söylüyor, açayım da bakayım, ne emrediyor, ne hükmediyor, ne yol gösteriyor, ne diyor bu Kur'an diye dikkat etmez, ilgilenmez, alakadar olmaz, Kur'an'ı arkaya atarsa, hele şurada kalsın canım derse, sâkahû ilennâr, bu tutum bu adamı direkt cehenneme götürür. Ve subhanallah. Ve hüve o Kur'an-ı Kerim avdahu delilin ila gayri sebilin etaptı. Bu Kur'an evdahu delil, yol gösterenlerin delil diye, hani yol gösterenlere delil derler, delil. Yani Allah'a giden yolu, cennete giden yolu göstermekte Kur'an'dan daha parlak bir kaynak yok. Evdahu demek çok açık, çok parlak. İlâ gayri sebilin, yolların en hayırlısı olan Allah yoluna, cennet yoluna Kur'an'dan daha mükemmel secdede yoktur. Anlaşılmış şeyler bunlar. Men kâle bihi sadaka ve men amile bihi ucire ve men hakeme bihi adele. Hadis devam et, uzun bir hadis. Men kâle bihi, kim Kur'an'la konuşursa sadaka, mutlaka doğru konuşur. وَمَنْ عَمِلَ بِهِ kim Kur'an'la amel ederse ücret, ücreti, mükafatı cennet olur. وَمَنْ حَكَمَ بِهِ kim Kur'an'la hüküm verirse adele, mutlak adalet yapmış olur. Ne muhteşem bir hadis-i şerif ya Rabbi. İşte değerli kardeşler, bugün okunduğu halde, çok okunduğu halde ezbere okuyan hafızları dünyada en fazla bir millet olduğumuz halde, şu anda dünyada hafızı en çok olan Müslüman millet, siz söyleyin, vallahi Türkiye'dir. Mısır'da bu kadar hafız yok. İran'da bu kadar hafız yok. Pakistan'da bu kadar hafız. Kur'an'ı bu kadar ezberleyenlerimiz, hafızlarımız, yüzünden okuyanlarımız, Ramazan boyu gürül 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 Kur'an okuyanlarımız olduğu halde Kur'an'dan en az istifade eden millet biziz. Görüyor musunuz? İçki tüketiminde, alkol tüketiminde dünya üçüncüsüyüz. Bak, ulan bu kadar Kur'an var, hafız var, bu kadar Kur'an okunuyor ya. İçki tüketiminde, şarap tüketiminde dünyada üçüncüyüz ya, adamın aklı duracak, çıldıracağım neredeyse. Hani Kur'an ulan? Kumar, Allah'ın lanet ettiği pislik. Kumarda dünya, efendim, dördüncüsüyüz. Kumar, kumar. Evet, Rab kumarhane ya. Ve kumarın adı Türkiye'de görüyorsunuz ikramiye. Hani loto, sayısal loto, adam oynuyor, altı rakamı bulduğu zaman ne olacak? 6 milyon adam bana da çıkar, bana da çıkar diye kumar oynuyor mu, oynamıyor mu? Bana da çıkar diye oynuyor. Son diye kumar oynuyor mu, oynamıyor mu? Bana da çıkar diye oynuyor. Sonuçta 6 kişiye çıkıyor, o 6 milyonun ahını, günahını bana da çıkar dediği, gırtlağından kesip yatırdığı parayı kaç kişi paylaşıyor? 6 kişi. Ve bu 6 kişi o 6 milyon kumara katılanların parasını paylaşıyor. Kumar idaresine diyor, efendim loto ikramiye, sanki 6 milyon adam o 6 kişiye ikram etmiş gibi gösteriyor. İkram olur mu? Şu şaşkınlığa bak. Şu rezilliğe bak ya. İkramiye demek karşılıksız Allah için bir adamın bir kimseye bir parayı bağışlamasıdır. Kumar oynayanlar çıkanlara bağış mı yapmış olur? Siz söyleyin, bağış mı bu? Bana da çıkar diyor adam ya. Adamın umudunu sömürüyorsun. Gözyaşını sömürüyorsun. Heyecanını sonunda 6 kişi paylaşıyor. Loto toto. Kumarın ta kendisi, Allah'ın haram ettiği cehennemin ta kendisi. Ama basında yayında efendim loto ikramiyesini 6 kişi kazandı diyor. İkramiye olur mu lan bu? Ya Rabbi ne sapıklık ya. Ne sapıklık.
sigara tüketiminde dünyada ikinciyiz. Bak bak bak, Müslüman millete bak. Sigara tüketiminde dünyada ikinciyiz. Düşünün, Hazreti Muhammed Mustafa oturduğumuz yere gelse, o pâk, o nezih, o gül, Hazreti Peygamber'in çiçekler arasında temsil ettiği şey nedir, siz söyleyin? Gül, gül. Vallahi gül kokardı, eli, ayağı, her tarafı, her tarafı. O gül Muhammed, kırıl kırıl kainatın sultanı, varlıkların hürmetine yaratıldığı adam, aramıza gelse, onun bulunduğu toplulukta, içimizden Müslüman olduğu halde, bir adam sigarasını yakıp, Peygamberin olduğu yeri duman içinde bırakabilir mi, bırakamaz mı? İşte bırakıyorlar. Bu nasıl Müslümanlık, bu nasıl iş kardeşim? Demek ki Kur'an'ı en çok okuduğumuz halde, yaşadığımız hayatta Kur'an'dan en az faydalanan milletimiz. Bu çok felaket. Ahirette hesabımız çekin olacak. Burada söylüyorum. Düşünün Allah aşkına, bu namuslu millet, şerefli millet, iffetli millet nasıl oldu da bu kadar çabuk bozuldu? Kiralık bir kadın, filmlerde kiralık, özel hallerde kiralık bir kadın, neremi neremi diye avret yerini pazarlayan bir kaset üretiyor, bir haftada 80 bin adet satılıyor. Böyle millet olur mu ya? Böyle utanmaz bir millet olur mu? Hani Kur'an okuyordunuz? Kur'an'dan ne kadar faydalandınız? Bana söyleyin, halinize bakın, yolunuza bakın. Bu kadar Kur'an kursu var, ne oluyor? Hani halimiz, hani yolumuz? Bu kadar çok okunduğu halde en az Kur'an'dan faydalanan bir milletiz. Yazık değil mi? Yarın hesap sormazlar mı? Allah bunun hesabını sormaz mı bu millete? Şimdi buraya gelmişken, derse başlarken okuduğum bir ayet var, onu arz edeyim. Allah-u Teala, Kur'an okumak isteyen kişiye bakın neyi teklif ediyor. Okuduğum ayet, Nahl Suresi 98. ayet. Elinizde kalem kağıt olsa yazardınız. Ama bizde yazmak yok. Hep kulak, kulak, kulak. Kulağa ne gelirse onu alıyor ama. Halbuki kayıt. İlk inen ayetlerde Hira'da, mağarada, Cebrail tarafından Hazreti Peygamber'e gelen ilk ayet nedir? İkra, oku. Bakın dinle demiyor, oku. Bizim milletimiz kitap okumuyor. Her zaman söylüyorum, evine zaman zaman ziyarete gittiğimiz tüccarlar, esnaflar, falan kişi, amir, memur gidiyoruz, oturma odasında mükemmel bir efendim dolap veya vitrin, camlı bir vitrin koymuş, o vitrinin içinde ne istersen var, ayran takımı, şerbet takımı, kahve takımı, çay takımı, zemzem takımı, mübarek züccaciye dükkanı açmış. Ama bir tane kitap yok adamın evinde. Kitapsız bir millet haline geldi. Okumayan bir millet. Halbuki bizim mensup olduğumuz dinin ilk gelen ayeti oku. İkra ismi rabbikellezî halak, halakal insâne min alak. İkra ve rabbikel ekremillezî alleme bil kalem, allemel insâne mâlem yârem. Kalemden bahsediyor, kitaptan bahsediyor. Okumakta ilk gelen ayetlere bakın, bizim halimize bakın. Ne hale gelmişiz. Aman ya Rabbi, ayet şöyle. فَاِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ حَبِيبٍ رَسُولُ مُحَمَّدْ مُصْطَفَمْ Cenab-ı Hak Peygamber'e ve onun şahsında da kıyamete kadar gelecek bütün ümmetlere şöyle hitap ediyor. Ayetin Peygamber'e hitap etmesi aynı zamanda ümmete de hitabından başka bir şey olmadığını biliyorsunuz. فَاِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ Kur'an'ı okumaya
niyetlendiğin zaman, Kur'an okumak istediğin zaman Habibim ve ey Habibime bağlı olan müminler, Müslümanlar, bize de ifade ediyor. Tamam ya Rabbi, biz Kur'an okumak istiyoruz, tamam. İlk teklifi nedir? فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ Allah'ın ebediyen cennetten kovduğu şeytanın hilesinden, vesvesesinden, şeytanın şerrinden Allah'a sığınmadan Kur'an'ı okuma. Bak, teklife bak, çok mühim. Yani şeytan ki ebedil ebed, Allah'ın huzurundan, cennetinden, rahmetinden kovulmuş, rejim demek la'in, lanete uğramış. Şeytanın şerrinden sığınmadan Kur'an'ı okuma. Kur'an okuyacak olduğun zaman evvela şeytanın şerrinden Allah'a sığın, öyle başla. Şeytan içindeyiz. Herkes biliyor. Cenab-ı Hak Adem isminde bir insan yaratmak istedi. Yarattı, öyle murad etti, öyle arzu etti. Allah şundan veya bundan haşa emir alacak bir kuvvet değil. Ve huve alâ külli şeyin kadir. Adem'i yarattı, ondan sonra meleklere şöyle bir teklifte bulundu, emir verdi. Ve iz kulna lil melâiketi iscudû li âdeme. Ey melekler! Ve ey meleklerin arasında bulunan, henüz mahiyeti ortaya çıkmamış, çok büyük alim olan iblis, ey meleklerle beraber bulunan iblis ve bütün melekler, üscudû li âdeme, yarattığım şu Âdem'e, siz söyleyin, secde edin dedi. Cenab-ı Hak teklif ediyor, secde edin. Kim ne diyecek? Hepimiz kimsenin zoru olmadan, kimsenin baskısı olmadan buraya secde etmeye gelmedik mi? Kim bizi zorladı yani? Biraz sonra secde edeceğiz. Namazın bel kemiği secdedir. Namazın orta direği, çadırın ortasına direk neyse, namazın da ortasının direği nedir? Secdedir. Namazda insan yanıldığı zaman neyle telafi ediyoruz? Sehir secdesiyle. Namazdan selam verdikten sonra bir secde daha patlatıyoruz, eksik tamamlanıyor. Demek kemik koymuş, çatı. Adem'e secde edin, Rabbimiz teklif edin. Fesecedû, bütün melekler, tereddütsüzsü söyleyin, secde ettiler, illa iblis. Bak, iblis kazık gibi ortada kaldı. Secde etmedi. İlla demek böyle istisna, ortada kaldı. Eba ve stekbere ve kâne minel kâfirîn. Kâfir oldu. Cenab-ı Hakk'ın şu muazzam hikmetine bakınız ki, sen nasıl benim emrimi dinlemedin diye aynı anda iblisi anında cezalandırmıyor. Hemen ceza vermek yok ha. Ne yaptı siz söyleyin, ceza vermedi hemen ne yaptı? Sorguya aldı, sorguya. De bakayım buraya. Kendisi bildiği halde, niçin secde etmediğini bildiği halde, bizatihi Cenab-ı Hak iblisi sorguluyor. Kendisi için mi, insanlar için mi? İnsanlar öğrensinler, insanlara örnek olsun diye yapıyor. Allah'a ne ihtiyacı var? Ve huve bikulli şeyin alim. Hepsini biliyor. Allah Celle Celaluhu iblise sordu. Mâ menâke ellâ tescüde iz emertük. Adem'e secde edin dediğim zaman seni secde etmekten engelleyen neydi? Ne secde ettin sen ya? Halbuki Cenab-ı Hak biliyor mu bilmiyor mu niyetlerini? Bilmiyor deseniz Allah olmaz. Biliyor ama biz öğrenelim, hayatımızda bunları prensip edinelim diye Cenab-ı Hak bunu yapıyor. İnsanlar ümmetler için yani. Bakın şimdi çok enteresan. Niye secde et? Mâ menâke. Sana mani olan neydi ya? Ayakta kaldın, kazık gibi dikildin. Şeytanın cevabı şu iblisin. Ene hayrun minhu. Ben Adem'den üstünüm.
Bak, ben Adem'den hayırlıyım, öndeyim, önceyim. Ben üstünüm, ben güçlüyüm, ben mükemmelim. Adem kim oluyor be? Bak bak bak. Ene hayrun minhu. Bu onun lafıdır. Cenab-ı Hak sordu. Neden ondan daha hayırlısın? Bunun gerekçesi ne? Niye hayırlısın, niye üstünsün, niye kuvvetlisin? Bak bak bak. Cevap verin. Halakteni min narin ve halaktehu min tin. Beni ateşten yarattın, Adem'i topraktan. Ateş toprağı kasar, kavurur, yakar. Bakın, sorgulamayı görüyor musunuz? Önce sorgulama, sonra yargılama, sonra ceza sistemi bu ayette kendi kendine ortaya çıkıyor mu, çıkmıyor mu? Çıkıyor. Kur'an bunu söylüyor. Hiç kimseyi sorgulamadan, yargılamadan idam edemezsiniz. Ceza veremezsiniz. Allah'ın kitabını çiğnemiş olursunuz. Bak Kur'an'ı görüyor musun? İblisi Cenab-ı Hak sorguya alıyor. Yargılıyor, sonunda cezalandırıyor. Şimdi İblisin ve kâne minel kâfirîn diyor. İblis kafir oldu. Allah'ı inkar etti, reddetti. Şimdi burada çelişki varmış gibi bir şey var. Bakın. Sorgulama sırasında İblis ne diyor? Halakteni min narin. Beni ateşten yarattın diyor. Yani bu cevabıyla İblis Allah'ın yaratıcı olduğunu kabul ediyor mu, etmiyor mu? Yarattın diyor, kabul etmesedir mi? Halakteni, beni sen yarattın diyor. Bak Allah'ı yaratıcı olarak tanıdığı halde daha niye kafir oldu İblis? Allah'ı tanıyor, bak beni yarattın diyor. Allah'ın yaratıcı olduğunu kabul etmiş olduğu halde وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ İblis kafir oldu, ebediyen cennetten kovuldu, rahmetten kovuldu. Halbuki خَلَقْتَنِي مِنْ نَارِ Beni ateşten yarattın ya Rabbi, sen benim yaratıcımsın diyor. Ben seni tanıyorum, beni sen yarattın. Bu nasıl oluyor ya, hem yaratıyorlar tanıyor hem de onu nasıl inkar etmiş oluyor? İşte burası, burasının üzerinde saatlerce dursak vallahi bitmez. Saatlerce dursak şu nokta üzerinde İblisin, şeytanın kafir olmasının sebebi Allah'ı inkarından değildir. Allah'ı tanımadığı için değil, inkar ettiği için değil. Ya öyleyse ne için? Buraya girmeyeyim, ezan yaklaştı, iki saatte bu noktadan çıkamam. Mühim bir nokta, kafanızda kalsın. Allah nasip ederse önümüzdeki Cuma'da fırsat, ruhsat, imkan olursa bu konuya girmeye çalışalım ki zamanımızın bütün fitneleri, fesatları, felaketleri, musibetleri işte bu noktadan aramıza durmadan giriyor. Allah'ı tanımış olması yeterli değildir. Allah beni yaratmıştır demesi yeterli değildir. Daha birçok maddeler var, esaslar var, unsurlar var. Allah'ın hükmü var. Çarşamba günü yıllardan beri görmediğim bir adamı, Muşlu bir Müslüman kardeşimizi Tahtakale'de gördüm. Ooo hocam hocam sarıldı. Yıllardır, belki 15 senedir görmemişim. Ben de hatırladım, tanıdım. Hani bir latif olsun diye, yahu sen dünyada mısın, ben seni ahirete gitti biliyorum dedim. Ulan sen hala dünyada mısın ya, ahirette olduğun kanaatinde. Yok hocam dedi, daha ahirete çok var demesin mi? Daha çok var ahirete diyor, şu cahile bak. Halbuki 5 dakika sonra kimse dinliyor. O halde Allah'a inanmak öyle basit bir şey değil. Bak daha çok var diyor. Desem berbere uğradım. Efendim Türkiye'nin çok kötü yönetildiğini filan konuşuyorlar. Çok dünyanın en sıkıntılı ülkesiyiz, en belalı ülkesi olduk, en kavgalı, çatışmalı, belası bir memleket olduk. Yani konuşuyor. Oradan berber, hocam dedi, Allah Türkiye'yi unuttu değil mi dedi. Vay ahmak oğlu ahmak ya. Ulan Allah unutur mu be? Unutmak beşeri bir zaaftır. Allah zayıf olur mu? Allah Türkiye'yi unuttu hocam diyor. Yarım saat adama açıklama yaptım. O zaman kalkıyor, amen, ben de Allah'a inandım diyor, Allah da unuttu diyor.
Bakın demek çok işler var. Allah-u Teala cümlemizi ikaz. Ezan okundu galiba. Uzatmayayım. Bu konular çok mühim konulardır. Bütün sıkıntılarımız iktisadi değil, itikadidir. İtikad açısından sıkıntıya düşen bir milleti Cenab-ı Hak iktisaden de sıkıntıya düşürmektedir. Ahlaken köken bir milletin maddi, ekonomik yapısı da çöküyor. Görüyorsunuz. Rusya 70 sene Allah yok dedi, Allahsız olmak lazım dedi, dedi. Sonunda siz söyleyin. Çöktü, vallahi çöktü ya. Dinsizliğin sonu çöküştür. Allah'tan uzaklaşmanın sonu çöküştür. Ahlaktan uzaklaşmanın sonu bitiştir, yok olmaktır. Bakın nesillerimiz ne hale geldi, kimleri alkışlıyor, kimleri şakşaklıyor, kimlerin peşinde gidiyor. Görüyorsunuz Allah aşkına, ne kadar cinsi sapık varsa sahnede alkışlanıyor. Eroinci, uyuşturucu, sapık, asker kaçağı, ne kadar şarkıcı varsa gençlerimiz alkışlıyor mu, alkışlanmıyor mu? Eskiden selam vermezdi bu adamda kimseye. Çok kötü gidiyor. Allah tekrar Kur'an'a dönmeyi cümlemize müyesser eylesin. Tekrar Kur'an'ı anlamaya, çalışmaya, anladığımızı yaşamaya Rabbimizi muvaffak eylesin. Yolumuzu, yönümüzü Kur'an'dan başka tarafa Rabbim çevirmesin. Amin. Elhamdülillahi Rabbin alemin. Kardeşler, yardıma teşrif hususunda Riva'da yapılan bir camiye yardım için gelmişler, müracaat etmişler, sizlerin katkılarını bekliyorlar. Bir de müftülüğümüzden gelen bir yazı var. Türk Silahlı Kuvvetleri'ni güçlendirme vakfı için bugün bütün camilerde müminlerin yardımına müracaat edilmiş, kararlaştırılmış. Çıkışta yapılan yardımlar toplanacak ve burada ifade edildiği gibi resmi zabıt tutulacak ve kaymakamlığa, oradan da ilgili yere teslim edilecek. Cenab-ı Hak bütün yardımlarımızı peşiyle kabul eylesin. Yaptığımız yardımlara karşılık rıza ve rahmetini cümlemize ikram eylesin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin.